Selam arkadaşlar. Bugün hem yapılışı hem adı çok farklı olan bir börek tarifiyle geldim. Açıkçası bu tarifi yaparken biraz tereddütte kaldım. Hani çok farklı bir tarif. Yapılışı çok kolay. Bir o kadar da lezzetli, vitamin deposu, nefis bir börek tarifi. Ege yöresine ait yöresel bir lezzet. İsmi de çok farklı. Çalkala ya da çalkama diye bilinen bir börek tarifi. Bu hafta Bodrum Bites Pazarı'na uğradım. O kadar çok ot çeşidi var ki adını bilmediğim ya da görmediğim birçok ot çeşidi vardı. Mesela maydanoza benziyor ama ismini unuttum. Açıkçası pazarda satan teyze söylemişti ama değişik farklı bir ismi vardı. Bu da çok farklı bir ot. Sütlü ot ya da sarı ot diye geçiyor. Geçen yıl böreğini yapmıştım ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Ebem gümeci ve ısırgan otunu da kendi bahçemden toplamıştım. Ispanaklar var, kereviz yaprağı var. Taze soğan ve maydanozum var arkadaşlar. Bu mevsimde Bodrum'un hangi pazarına giderseniz gidin böyle karışık otlar satılıyor. Yani şu an otlar coşmuş durumda gerçekten. Hangisini alacağınızı bilemiyorsunuz. Pazarda yaşlı bir teyze satıyordu. Kendi bahçesinden toplayıp getirdiği otları. Teyze anlatıyor şu otun busu güzel, şu otun kavurması güzel, bunun böreği güzel diye. Tabii bu arada teyze börek tarifi de verdi bana. Ege yöresine ait buralarda çok yapılır dedi. Ve teyzeden tarifi de kaptık. Gelir gelmez de hemen otlarımı yıkadım, denemek istedim. Gerçekten çok ilginç bir tarif. Araştırmasını da yaptım. İzlerken açıkçası çok şaşırdım. Hani bu kadar farklı, pratik bir tarif nasıl olabilir diye. Adı da çok farklı. Çalkala ya da çalkama diye geçiyor. Açıkçası çalkala karıştır bir börek tarifi. Daha sonrasında da herkes kendi damak zevkine göre biraz uyarlamış gibi. Hem sağlıklı hem vitamin deposu nefis bir tarif. Ben zaten otlu ve zeytinyağlı yemekleri sevdiğim için bu börek tarifini de çok beğendim. Çok hafif ve lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemeye değer diyorum. Yeşilliklerimi iri iri doğrayıp hazırladım. Bir tane de kuru soğanı yine iri iri doğradım. Çok küçük doğramanıza gerek yok. Güzelce ovaladıktan sonra tuzunu ve baharatlarını da ilave edelim. Baharat olarak sadece karabiber ve pul biber kullandım. Kendi damak zevkinize göre baharatlarını artırıp ya da eksiltebilirsiniz. Tuzu ve baharatları ilave ettikten sonra güzelce elimizle otları böyle ezerekten birazcık yoğurup harmanlayalım. Tuzu ve baharatları otlara güzelce yedirelim. Hem otun kabarıklığını da biraz almış olsun. Daha sonra içerisine peynir ilave edelim. Peynir çeşidini kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Ya da evde bulunan herhangi bir peyniri ilave edebilirsiniz. Peynirimizi de güzelce harmanladıktan sonra iç harcımızı bir kenara alalım. Artık böreğimizin sosunu hazırlayabiliriz. Krep hamuru gibi ama boza kıvamında olacak. Çok yoğun olmayan bir harç hazırlayacağız arkadaşlar. 3 su bardağı un, 1 su bardağı mısır unu kullandım. İsterseniz sadece buğday unu ya da sadece mısır unuyla da hazırlayabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi karıştırıp yapabilirsiniz. Normalde bu tarifte kabartma tozu yok ama ben ne olur ne olmaz diye bir pakette kabartma tozu ilave ettim. Daha sonra 5 bardak su ekledim. 3 bardak buğday unu, 1 bardak mısır unu, toplamda 4 bardak un kullanmış oldum. 5 su bardağı da su ilave ettim arkadaşlar. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzelce çırpalım. Akıcı bir kıvamda olmalı. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave edelim. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Yoğun olmayan akıcı bir kıvamda olmalı. Tepsiyi güzelce yağladıktan sonra hazırladığımız harcın yarısını tepsiye dökelim. Daha önce de paylaştığım otlu börek ya da otlu çörek tariflerim vardı. Çok pratik tarifler de var. Ama bu böreğin tarifi gerçekten çok farklı. Önce harcı döküyorsunuz, üzerine otları yerleştiriyorsunuz. Kalan harcı yarısını da tekrar otların üzerine döküyorsunuz. Ve bu kadar basit aslında. Hamur yoğurmadan, yufka açmadan,
herkesin yapabileceği kolaylıkta, adı üstünde çalkala sert tepsi arkadaşlar, bu kadar pratik. Bu tarifi tavada da deneyebilirsiniz. Eminim ki tavada da çok güzel olacaktır. Daha sonraki zamanlarda aynı versiyonunu mutlaka tavada da deneyeceğim. Artı bu kadar çok ot çeşidi olmasına da gerek yok. Sadece soğan, maydanozla ya da pırasayla ya da ıspanakla yapabilirsiniz. Ben pazardan aldığım için, hani çok fazla çeşit olduğu için, bir de yöresel bir lezzet olduğu için bu şekilde denedim. Ama dediğim gibi evinizde ne varsa onu kullanarak yapabilirsiniz. Kalan harcın tamamını tepsimizin üzerine gezdirelim. Otların tamamının kapanmasına gerek yok arkadaşlar. Yeşillikler açıkta kaldı diye düşünmeyin. Böreğin özelliği bu. Yeşillikler çok fazlaymış gibi gözüküyor ama pişirmediğimiz için bu şekilde. Piştikten sonra incecik oluyor. Böreğimizin üzerine bir sos daha hazırlıyoruz. 1 su bardağı yoğurt, 2 tane yumurta, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave edip güzelce çırpalım. Daha sonra bu sosu da tekrar böreğimizin üzerine güzelce süreceğiz. Bu arada fırınımı açtım, ısınıyor. Alt üst ayarda 190 dereceye ayarladım. Fırın mutlaka sıcak olmalı arkadaşlar. Hazırladığımız yoğurtlu sosu da böreğimizin üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde sürelim. Sosu döktükten sonra spatula ile biraz düzeltelim ve her yerine gelecek şekilde böyle güzelce yerleştirelim ve hafif hafif bastıralım. Üzerine çörek otu ya da susam serpiştirelim. Artık böreğimiz fırına gitmeye hazır. Muhteşem görünüyor. Nar gibi kızardı. Şu an evi saran kokuyu gerçekten hissetmenizi isterdim. Ben bu böreği sevdim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer farklı fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Nokta dahi olsa yorumlar kısmına destek amaçlı bir yorum bırakırsanız gerçekten çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.